Güzel Olga. Bugünler ne yapacağız? Ben nereden bileyim ki? Herkes kafasına göre takılıyor. Belediye falan bir şeyler söylüyor, hiç uymuyorlar. O zaman belediyeyi daha güçlü yapalım. Nasıl yapacağız? Nasıl mı yapacağız? Ya yapma yetkiyi alalım. Yani yetkiyi alalım, belediyeyi daha güçlü yapalım. Kimden alacağız? Belediyeden. Belediyeyi güçlü yapacaksak başkasından yetki almalıyız. He, o zaman dünya kralından alacağız. Öyle bir şey yok. Var. Lan ne güzel konuşuyorsunuz işte. Bravo. La 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 la. Kua masaya koyuyor. Bu hareketin zemini ne aslında biliyor musun? Bir şeyle ilgili konuşmaya başlayacağım. Onun bir gerisini fark ediyorum. Oradan başlayayım derken bir gerisini fark ediyorum. Bir yere dur demeyi istiyor. Bıçak inmiyor bir türlü. Bıçak, yani şuradan mı bahsedeyim, buradan mı bahsedeyim falanla alakalı. Yani söyleyeyim sana. Gaz ve toz kütlesi. Evet, evet. Yani ne yazık ki. Şurada dinozor var. Gelme şurada bir yerde. Uçakla bir yerde, evet. Yani. Dinozor yumurtalarını yiyen memelilerden başlayarak. Bak Mustafa Can evrimi kapattı, ben size söyleyeyim. Evet. Bu arada evrim konuşmamızın devamı bekleniyor. Evet, onu zaten 10. defa birbirimize hatırlatıp bir türlü yürüyemiyoruz. Evet. Yapacağız inşallah. O da gelecek. Bence bu konuşacağımız hikayenin başlangıcı gerçekten işte %20'si kentte yaşayan, %80'i köyde yaşayan toplumun çok hızlı kabul edilebilecek bir süreçte %92'sinin kentleştiği, %8'inin kırsalda kaldığı bir topluma dönmesiyle alakalı. Bunun bir ikinci unsuru daha var. Talep ettiği şeyleri doğadan alan insanın, yani acıktığında doğayla yüzleşmek zorunda olan, korunmak zorunda olduğunda doğaya karşı korunmak zorunda olan insanın, bireyin artık tüm bu ihtiyaçlarını doğadan değil insandan aldığı bir evreye geçmemizle ilgili. Bizim artık doğayla ilişkimiz neredeyse yağmur yağacakmış, bugün şemsiye taşıyalım mı seviyesine kadar indi. Aslında böyle değil ama bu bir yanılsama. Yani o yanılsama duygusu. Yani %8 onunla ilişkili, %92 onu şey yapıyor, dolaylı yaşıyor. Dolaylı yaşıyor ya da simüle ediyor. Yani böyle değilmiş gibi simüle ediyor. Bu olduğunda bizim artık tüm taleplerimiz insanlarla ilgili ya. Ve bir de dijitalin getirdiği bir etkiyle bu ilgililik hali ve bizim konuşabildiğimiz 150-200 kişiden milyonlara çıktı ya. Milyonlar, milyarlarla konuşabiliyoruz, yanılsaması da yaşıyoruz ya bir şeyde. Bu bize tuhaf bir çokluklar sıkıntısına dönüştü. Çokluk dediğimiz bir şey yaşıyoruz gerçekten ve bu problem başlıyor. Altını çizerek söylüyorum. Çokluk dediğim şey bir avantaj değil. Çünkü bizim zihnimiz fırsatları değerlendirmeye odaklı yaşıyor. Hele de Türkiye'de olunca fırsatlarla planlanmış sonuçlar arasındaki farkı sadece eğitim belirliyor ve biz eğitim konusunda ne yazık ki zafiyetli kaldık. Bunu birkaç bölüm öncesinde de konuştuk. Ve bu zafiyetin getirisiyle bizim tüm konsantrasyonumuz fırsatla ilgili. 1960 yılında fırsat denilen şey değerli bir adamla tanışmış ya da masada çay içebiliyor olmaktı. Yani ya da fırsat dediğimiz şey önemli bir bilgiyi, nadir bir bilgiyi almış, edinmiş olmaktı. Bu bir fırsattı. Bu bilgiyi edindiğinde buna ticari yatırım yapabiliyordun, eğitim yatırısı yapabiliyordun. Ya da durup düşünmeye fırsat bulduğun için orijinal bir şey bulup onu yapabilmek. Yapabilme haliydi, ona zaman harcama haliydi. Şimdi bu dediğimiz o 1960 yılında nadir karşılaştığımız olayda her gün herkesin başına geliyor. Aynen. Her gün herkes metrobüste bir sürü adamla yan yana duruyor. Tanışma fırsatı var ya da uzaktan görüyor, ünlü, yarı ünlü görüyor ya da işte bildiği birini görüyor, bir şey oluyor falan filan. Statülerin yeri değişti. Yarı ünlü benim değil mi? Öyle bir şey değil mi? Sen ünlüsün. Ben çok çok öyle az mi? Ünlüyüm. Evet, sen ünlüsün. Öyle mi? Ha, yarı yani, ünlüydüm ben yakın. Yok. Sen bariz ünlüsün. Sen yani hani Tarkan falan seviyesinden bahsediyorum. O çok ünlü grubunda değilsin. Çok ünlüydü. Sen öyle ünlüsün bariz yani. Hani işte. Daha var ona. VIP'nin Türkçe tercümesini söylemeyeyim. Olmak istemiyorum çünkü. Oo, evet, çok fena oluyor. Çok önemli bir kişi kısaltırsanız hoş olmuyor. Ya da ünlü çok ünlü kişi de var. Neyse, evet, geç. Ben ayıp olmasını çok önemli kişi olarak söylüyorum. Bu çokluklar, yani hayatımızda fırsat diye beklediğim şeyin her gün karşımıza çıkıyor olması bizim yani onu algılama, onu seçme, onunla temas kurmada bir karmaşa yaratıyor. Bu yarattığı karmaşadan biz bir yandan fırsat arayan adamlara, bir yandan da bu çokluktan kaçınmaya çalışan adamlara dönen, aynı şey için birbiriyle zıt iki davranış ve duygu geliştiren insan tipine dönüyoruz. Ve gerçekten
akademisyenler, bir şey düşünen insanlar, eğitmenler, yani masada kimlerle karşılaşıyorsa karşılaşalım, çekirdek probleminin bu olduğunu fark ediyoruz. Yani gerçekten çekirdek problemi o bilgide, fırsatta, istediği şeyi kendi karar veremediği için, dünyanın ona getirmesi gerektiğini varsaydığı fırsatı tın çokluğunun içinde boğulup gidiyor. Bunun yerine öz disiplin geliştirip kendisine bir şeye karar vermesi gerekiyor. Ve tüm kararlar gibi bu kararda bir şeyleri feda etmeyle ilgili. Kesip atması gerekiyor. Yani hani oradaki gelecek fırsatı unutması. Buradan kazanacağı parayı kesmesi gerekiyor bir şeye odaklanabilmesi için. Hiçbirimiz bunu yapamıyoruz çünkü güdüsel olarak fırsata konsantreyiz. Hala küçücük oradan abi sen işte önümüzdeki yıl kazanacağımız 1 milyondan konuşuyorsun ama şimdi burada 100 lira var. Almayacak mıyız bunu şimdi falan. Yani böyle bir şeye dönüşüyor. Yani davranışa dönüşüyor. Bunun gerçekten biyolojik bir zemininin de, nörolojik etkilerinin de, davranışsal sonuçlarının da olduğunu fark ediyorum. Ve ben bunun üniversitede en azından belli bir dönemin içerisinde uygulamalı eğitimin olması gerektiğini düşündüğüm kadar vehametli bir konu olduğunu zannediyorum. Çünkü beraber çalışıyorken, birlikte bir şey üretiyorken ki insanlardaki yaşadığımız problemlerin kaynak sorunlarından bir tanesi bu oluyor. Yani o bir problem yaşadığımızda. Bunu bir elden geçirelim. Bunu başka dillerle aslında başka açılardan baktık. Biz bu kadar bilgiyle ne yapacağız diye acık sohbetini yaptık. Biz işte o insanların çok kalabalık olduğu bir dünyada, dijital dünyada neler yapacağız da baktık. Birazcık da bu açıyla beraber bu konuya bakalım. Bu çoklukla nasıl baş edecek bizim zihnimiz? Şimdi dediğin problemin önce tarihsel olarak Türkiye için yaklaşık 20 yıl önceleri başladığını varsayıyorum. Yani çokluk problemi hayatımızın belirgin bir sorun haline gelmesi 20 yıl gibi bir geçmişe dayanabilir. Mesela Amerika için, Batı için bunu 40 yıla uzatabilirsin. Yani 40 yıl önce orada böyle bir sorun başlamış. İnsanın fabrikaları anlatısının temelinde beynimizin yüz binlerce yıllık ayarlarla bugün değişmediği için aynı ayarlarla dünyaya geldiğini hep söylüyoruz. Ve 20-30 yıllık bir şeye adapte olmasını da beklemiyoruz. Ben beyinle ilgili iki hikaye hatırlatayım. Bunların kısmen daha önce bahsi geçmiş olabilir ama bu bağlamda önemli. Yani beyin aslında böyle bir çokluklar dünyasında nasıl bir sorun yaşıyor bence güzel anlatan iki nörofizyolojik ya da nöropsikolojik deney. Birincisi bir elektrik şoku cihazı var. Kişilere bağlıyorlar. Düğmesine basıyorsun zart diye çarpıyor. Yani can acıtacak derecede çarpıyor. Birkaç kere deniyorlar. Hatta insanlara kendilerini bastırıyor değil mi? Diyorlar ki bir daha basar mısın? Abici acıyor basmam falan diyorlar. Sonra bunları bir odaya alıyorlar, oturtuyorlar. Yanlarında o şok cihazı. Diyorlar ki bekleyin, bir yarım saat sonra sizi bir deney alacağız. Ve insanları kamerayla gözlüyorlar. Odada o şok cihazı içinde hiçbir şey yok. Ve orada oturan insanlar en fazla 7 dakika içinde parmaklarını sokup şoka basıyorlar. Çünkü hiçbir şey yapmadan durmak bizim beynimizin yapısına uygun değil. Uyaran arıyoruz ve uyaran gelmezse uyaran oluşturacak bir şeye sarkıyoruz. Bu bizim insanların boş kalmaktan sıkılmayla ilgili bir fabrika ayarı. İkincisi bu dizilere falan da konu olan bizim de daha önce konuştuğumuz duyu yoksunluğu tankları var. Vücut sıcaklığında suyun içine yatıyorsun bir küvete, kapağını da kapatıyorsun üstüne. Tuzlu suyun içinde yüzdüğün için ağırlığın yok. Su sıcak olduğu için dokunma sıcaklık duygusu oluşmuyor, duyusu oluşmuyor. Ses yok, ışık yok, hiçbir şey yok. Yani beyni bir nevi duyu yoksunluğu altında bırakıyorsun. 10 dakika içerisinde birçok insan işte bağırarak oradan çıkmak istiyor. Çünkü halüsinasyonlar görmeye başlıyorlar. Sebep, beyin sürekli gelen duyu verisini işlemeye o kadar alışmış ki duyu gelmezse kendi uydurmaya başlıyor. Bir şekilde kendi işte kafadan uydurduğumuz şeyleri bizzat gerçekmiş gibi deneyimlemeye başlıyoruz. Bu da tabii kişinin kendi ruhsal durumuna göre çeşitli triplere dönüşebiliyor. Şimdi bu iki basit nöropsikolojik hikayeye baktığın zaman bu beynin tabiatta insanoğlunu hayatta tutan en önemli vasıflarından birinin uyaran aramak olduğunu fark ediyorsun. Devamlı uyaran arıyor. Alternatifleri topluyor. Bilgi elde etmeye çalışıyor ki bu zayıf çıplak bedeniyle yenilik yapıp hayatta kalsın. İyi bir avantaj. Ama çokluklar dünyasına geldiğinde devamlı zaten uyaran isteyen beyin uyarıyla aşırı sağanak yağmur altında bırakılıyor. O kadar fazla uyaran var ki mesela işte biz mindfulness bilmem ne falan filan anlatırken sıklıkla işte bütün işin temeli durmaktır. Bu devirde durabilen insan yeni dünyanın cesur insandır falan dedik geçen seferlerde. Yani bu durma işi o veri sahalarına bir süre ara verip içerideki sistemin bunlardan ne anlam çıkarttığını görebilmemizi sağlayacak vesileler olsun diye bunu söylüyoruz. Ama böyle bir pratik de hayatta yok ise en önemli sorun devamlı uyaran arayan beynin
hiçbir şekilde bunun sıkıntısını çekmediği tek dönemde yaşıyoruz. Yani şu anda uyurken bile cep telefonumuza bildirim geliyor. Yani normal bir bip diye onun sesini duyuyorsun mesela. Belki onun yüzünden uykun dağılıyor. Zaten günlük hayatta bırak sosyal medyan, dijital cihazın olmasa bile yapman gereken, yetişmen gereken, işte pişmanlık duyman gereken, planlaman gereken, korkman gereken, sevinmen gereken o kadar çok şey var ki. Ve kocaman endişelenmen gereken. Tabii tabii, kocaman endişelenmen gereken dolu şey var. Ve bunlar bizim günlük hayatta devamlı, daha bugün gördüm işte bir parkta atlara onu gem mi diyorlar şu ağızlara takılan şey. Aynı onun gibi bir etki yapıyor. Ağzımıza bir gem takılmış. O gemin ucunda da veri var. Aşırı miktarda veri. Veri nereye çıkarsa kafamız oraya dönüyor. Yani bir an durup da atlar o gemi çıkartıldığı zaman böyle bir yapıyorlar, bir rahatlıyorlar falan ya hayvan. Onu da bu arada kim icat etmiş abi? Psikopat bir alet o ya. Ya ağzının içine demir sokuyoruz hayvanı ya. Böyle bir şey var mı? Gerçi onlar memnun duruyor halinden ama bilmiyorum. Canları acıyordur muhtemelen. Orta Asya Türkleri icat etmiş. Tanktan önceki dünyanın şeklini değiştiren en büyük icat kabul ediyor. İşte problem biz yapmışızdır kesin eminim yani. Bu arada hayvanların dişi, arka dişleri yokmuş, onlarda boşluk varmış falan filan diye açıklamalar yapıyorlar ama hayvandır ya, yazık ağzı belli, neyse konumuz o değil. Aynı gem takılmış gibi bize, veri gemi takılmış gibi devamlı yağan enformasyon, devamlı veri almaya çalışan bir veri işleme sistemine geldiğinde o da bayıla bayıla en yakın bağlantıları kurup şak 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 davranıyor. Şimdi bu durum işte genel olarak hayatı pişmanlık yüklü bir deneyim haline dönüştürme riski taşıyor. Çünkü kendin için değil, sana akan verinin amaçladığı bir yönde hareket etmek zorunda kalıyorsun. Buna bilgiyle manipülasyon diyoruz işte, veriyle manipülasyon. Bu çokluk dünyası içerisinde en önemli cesaret ise gelen verinin dediğin gibi büyük bir kısmını elinin tersiyle reddedip, hatta mümkünse hepsini belli sürelerde kesip, bir şekilde orada kendi ajandanı oluşturmak. Sonra o ajandanın yarattığı yeni duyargalarla verilere gelin bakayım. Seçmeye başlamak. Bu benim işime yarar, bu benim işime yarar. Daha evvel işte bu yani her şeyi bilmekle ilgili falan filan konuşurken bu kadar veriyi gerçekten bilebiliriz, öğrenebiliriz de ne işimize yarayacak bu? Eğer arka planda bir plan, hayal, hedef, yürünecek bir yol, rota, proje yoksa aldığım veri sadece sana yük oluyor. Ha kafede, barda muhabbet ederken hava atmanı sağlıyor tabii. Oradan buradan bilmem ne yapıyorsun ama zihninin bunları bütünlüklü bir hikaye, anlam. Mustafa Can copyright'ı bu arada. Balkonda bulmuştuk bunu. Anlam eşittir hikaye. Bunu sağlayabilmesi için o bağlama için zamana ihtiyacı var. Yani bir durup bir dakika ne öğrendik bugün hadi tekrarlayalım falan gibi bir sindirme zamanı. Bence bugün çokluklar dünyasının en büyük problemi sürekli veri arayan sistemin bir dakika durup da o verileri birleştirmek için diğer fakültelerini kullanmaya şansı yok. Yani sadece veri almıyor bu sistem. Aynı zamanda bir de onu birleştirme bölümleri var. Onları hiç kullanamıyoruz. Bize zaten hazır birleştirilmiş veri veriliyor. Sorgulamaya zamanın yok, sormaya zamanın yok. Ya ben bunu nereden biliyorum deme zamanın yok. Haldır küldür, haldır küldür gidiyoruz ve çoğumuz hayatımızın belli bir kritik periyodunu geçtikten sonra, kimisi 30-35'i, kimisi 40-45'i geçtikten sonra abi diyoruz bu ne biçim hayat yani? Bunun için mi geldik? O zaman ne yapalım? İşte motosiklet alalım. O zaman ne yapalım? Coşalım. Ben bungee jumping başlayacağım. Ülkemi değiştireceğim falan. Yani verimsizlik bilmem ne falan hikayesiyle ilgili o taraflara gönderme yapmak istemiyorum. Bu bireyin kendi iç dünyasıyla alakalı. Bir şey şikayet ettiğinde hani masada çok sıklıkla karşılaşıyoruz, yorumlarda sıklıkla karşılaşıyoruz. Aslında insanlar bir sürü şeyden şikayet ediyor. Konsantre olamıyor, plan yapamıyor, hayal ettiği yolda yürüyemiyor bilmem ne. Hayal ettiği yolun ne olduğundan emin olamıyor falan gibi hani bir sürü karmaşa yaşıyor. Ve bunların hepsinde kısa yol haplar arıyor bir şeyde. Bence hap bu. Yani bunu fark etmeyle ilgili. Yani bu hapı evet, alıp şeye... Bu aslında. Evet yani bu hapı alıp şeye karar verecek. Basit bir şeyle ilgilenmeye, basit bir şeyle ilgilenip geliştirmeye karar verecek. Çünkü şöyle bir sorun var. Bu başka yani hani ikinci fazla şeyi anlattım ya. İnsanlar tüm yaşamsal dertlerini insanlarla çözüyor artık. Yani doğadan elma edinmiyoruz biz. Manavdan bir şey satın elma alıyoruz. Evet. O yüzden biz manavdan bir şey satın alacak parayı birinden almamız gerekiyor. O birinden almamız için gerekli olan ilişkiyi yönetmemiz gerekiyor. Onu alacağız. Bizim o insana bir şey veriyor olmamız. Veriyor olmamız. Ne verdiğimize karar vereceğiz, ne alacağımıza karar vereceğiz hikayesi. Bunun oluşturduğu bir sınıfsal formül de var. Ve aslında o bizdeki fırsatlar mantığı ne yazık ki hani en çok karşılaştığım ya da deformatif şeylerden bir tanesi sınıfsal olarak kısa sürede başka bir sınıfa atlama çabasıyla karşımıza çıkıyor. Yani
şeye odaklanmıyor. Bir şey üretmeye, biriktirmeye, duygularına kendi konsantre olmadığı için atlayarak şey yapıyor. Ben Ferrari istiyorum diyor. Ben de bu evde yaşamalıyım diyor. Bu bina niye benim değil diyor. Atıyorum. Şey, ben niye bu kadar çok para kazanmıyorum diyor. Yani bu sınıf atlama çabasının bir biçimiymiş gibi. Yani bir kısa yol ataması yapıyor. Halbuki yani konu bunlarla ilgili değil. Konu senin ürettiğinle ilgili. Dünyanın en kürdan üreticisi olabilirsin. Ve bu kürdan üreticisinde iyi bir kürdanı üreten yaratıcı biçim olarak bunların hepsini yapacak ekonomi statüyü de elde edebilirsin. Ama konu kürdanı üretmekle ilgili. Valla yani, Jordan kürdanı yapanı biliyorum yani. Dünyanın en zenginlerinden biri. Ha ya gerçekten yani bu nesnesi o kadar önemli. Ya bak ya basit bir şey örneklemek için söyledim. Yani illa bir laptop yapmaya gerek yok ya da işte dünyanın en sanatsal bilmemesine gerek yok. Onu iyi üretmek. Buna ödev yapmış olmak. Elinden gelen işe konsantre olmak. Bu konsantrasyonun sonucu ekonomik ve statüsel olarak sana olası hayatında bir sürü fırsatlar verebiliyor. Yaşamda ne istediğini biliyorsan eğer. Ama mesela şöyle bir şey yok. Dünyadaki her şeyi istiyorum. O bizim tutamadığımız duygu. Ya ne yazık ki fiziksel yeterliliğimiz dünyadaki şeylerle. İşte yokluğun çocuğu ya. Bunu evet. Fark etmek için durması lazım. Yani doymaz ki. Evet. Yani insan kendini bilen insanın kendisiyle ilgili bence ilk en kolay bilebileceği şey. Yani bütün dünyanın imkanını versen Mars'ta ne var diye bakacak. Yani böyle bir tarafı olduğu bir insanın görmesi lazım. Sohbetin başında bir iki defa gitti geldi. Yani bizdeki gençler 16 yaşındaki 20 yaşındaki gençlerin memnuniyetsizliğiyle alakalı konuştuk ya araştırma sonucu gazete içeriği. Hani onun yan etkilerinden bir tanesi o çocukların önemli bir kısmı aynı zamanda yurt dışına gitmek istiyor. Yani tabii. Ana formüllerinde. Umutsuzlar. Yani o umutsuzluk ve yurt dışına gitmenin zemininde de bu hikayenin yer. Şöyle diyor çocuk ben hak etmiyor muyum abi insanca yaşamayı? Yani şimdi bu o kadar yani işte bu sınıf atlama çabası hikayesi. Herkes her şeyi hak ediyor da konu yani ne yaptığınla ilgili. Nasıl hak ettiğinle ilgili yani hani bu tarafla ilgili değil ki. Ya abi bak muhabbetlerimiz nasıl bağlanıyor bir dikkat etsene. Daha evvel muhtemelen bundan daha önce yayınlanacak bölümde ki biz arka arkaya çektik bunları. Yani merakın içe dönmesinden bahsettik. Biz bunu insanlara veremiyoruz dedik. Buradaki hayreti görseler daha da hayatta başka coşku aramazlar falan. Oraya geldi muhabbet. Şimdi gençlerin bu şikayetine bakıyorsun. Kendisinin ne olduğuna hiç bakmadan diyor ki ben bu sistemi yani ben dediği sistemi Hollanda'ya götürsem süper olacağım. Da Hollanda'da senin gibi adam var mı? Bak bakayım. Yani Hollanda'daki adam sen olmadığın için Hollanda öyle. Yani sen o yüzden buradasın. Yani bunu fark etmek için bir kendine dönmen gerekiyor. Ben bu arada kendi çocuğumu... Bunu sana söylediğim için memnunum çünkü dayak yiyeceksin. Yani bunu ben söyleyecektim çünkü ya. Şeyde yani. Çünkü bak ben niye buradayım? Çünkü ben buraya göre bir adamım. Yani benim gibi akademisyen orada yok, benim gibi efendim baba orada yok, benim gibi bir çalışan orada yok, benim gibi vatandaş orada yok. Oranın modeli başka ve o modeli o insanlar oluşturuyor. O insanlar tabii tarihleri var. Tarihlerin içinde sömürgecilik gibi utanacak şeyler olduğu gibi, mezhep savaşları gibi dehşetli kıyımlar olduğu gibi, işte bilimsel aydınlanma gibi muhteşem zıplamalar da var. İşte teknolojik bilmem ne icatlar gibi enteresan müktesebatlar da var. Bir de senin toprağının sana verdiği bir şey var. Şimdi Hollanda'da, İsveç'te, Finlandiya'da yaşamak istiyorsan burada kendini o formata getirmenin yolunu önce bir görmen lazım. Aradaki farkı kendini bilerek anlaman lazım. Bizim anlamadığımız şey bir X şartı gerçekleştiğinde hayatım cennet olacak. Şu bana gülümsese dünyalar benim. Öyle olmayacak. Sen değişmeden hiçbir şey olmayacak. O yüzden işte merakın içe dönmesi bu dönemin en önemli gerekliliği, çocuklar döneminin en büyük ihtiyacı. Geçen demiştim daha belki bölümlerde o bir hocamızın kızı geldi diye bir öğrenci arkadaş onunla konuşurken ona bir şey tavsiye ettim. Mesela herkes biz anlatıyoruz bu işte meditasyon, mindfulness, tefekkür falan nasıl yapacağım soruları çok geliyor. Ya hiçbir şey yapmadan durmaktan bahsediyoruz aslında. Hiçbir şey ama hiçbir şey yapmayın izaha ihtiyacı var. O arkadaşımıza da söyledim. Dedim ki 5 dakika otur dedim bugün. Hiçbir şey yapma. Gerekirse yanına bir tane kağıt kalem al ama bir şey yazma. Orada dursun. Çok inovatif bir şey gelirse yazarsın. Ama 5 dakika düşüncelerine dahi yargısız yaklaşabilecek bir dinginlikte kalmaya çalış. Ne kadar zor olduğunu göreceksin dedim. Bunu yapabileceği için değil. Yapamayacağını görsün diye o 5 dakikaya ihtiyacı var. İkinci gün 6-7 dakika yap. Üçüncü gün 8-10 dakika yap. Dördüncü gün 10-15 dakika yap. Yavaş yavaş uzatarak insanlar şunu fark ediyorlar. Fark etmeleri gerekiyor. Zihin manyaklar gibi çalışıyor. Ama çoğumuzun isteği bu bir sussun. Kalbim dursun demiyor, zihnim sussun diyor. Onun işi çarpmak, bunun işi çalışmak.
Bir bak bakayım çalışırken ne yapıyor? Aslında sana bir şey söylüyor. Bir şeyler söylüyor. Arkada bir hikaye var. Duyguların var, arzuların var, korkuların var, kültürel bagajların var. Bir takım örtük isteklerin ya da örtük korkuların var. Onlar durdukça duyulmaya başlıyor. Ve işte bu deneyim yokluklar dünyasında harcı alem deneyimdi. Gaz lambasında köyde kitap okumaya çalışan, bir süre sonra gaz lambasının o parlak ışığı ya da sönük ışığı gözünü yorduğu için, lüks lambasının parlak ışığı ya da gaz lambasının sönük ışığı göz yorduğu için uykusu gelmemesine rağmen kitabı kapatıp karanlıkta hödü hödü oturmayı deneyimlemiş bir önceki nesil bunu biliyor. Orada tefekkür edeceksin, yapacak bir şey yok. Ya işte köy kahvesinde bilmem nerede vakit geçirecek bir durumun yoksa. Şimdi kendinle baş başa kalman mümkün bile değil. Ve bu durma hali olmadığı zaman o içsel farkındalık oluşturman mümkün değil. Çokluklar dünyasının en önemli becerisi. Ambulans geçiyor, ezan okunuyor galiba burada. Değil mi? Bir ufak bir reklam şey arası veriyoruz efendim. Bu sohbeti açmamın nedenlerinden bir tanesi geçtiğimiz 15-20 yıl içerisinde gerçekten bununla alakalı belirgin bir değişiklik olduğunu kabul edip yeni koşullar ve yeni dünyanın durumuna göre tavır almaya ihtiyaç var. Yani mühendislik bilgileri alıyoruz, okey. İşte neyle ilgiliyor? Sanatla ilgileniyorsan sanat öğrenebileceğin, mühendisliklerle ilgileniyorsan, sosyal bilimlerle ilgileniyorsan onun sistematik disiplinler bilgilerini alıyorsun. Bu başka. Bir de bunun dışında artık sana kadim kültürel köklerden gelmeyen değişmiş bir dünyanın başka bir yöntemsel bilgilerini de edinmek zaruriyeti duyuyorsun. Aslında hepimizin kendimize ait problem diye bahsettiği şeylerin kökünde bu problemler yatıyor. Öz disiplin geliştirmek zorundasın. Çokluk içerisinde bilgi seçecek yani kendi planı olan hareket eden insan olmak zorundasın. Ya da daha kısa hayalin olmak zorunda. Hayalin olmak zorunda ve odaklı bu hayalinle sınırlandırılmış bir malumat edinme zinciri kurmak zorundasın. Eğer bunları altında geliştiremiyorsan işte şey gibi yani modern dünyadaki standart bir adam işte Excel, Word kullanmayı bilmek zorunda. Bilgisayar aç. Bunu bilmek gibi bunları bilmemiz gerekiyor mecburen. Aynen. Araba kullanmayı bilmek gibi bunları bilmek zorundayız. İşte core skill, öz beceri dediğimiz bu. Evet. Tabii yani ki onu bildik. Falanı yap. Bu teknik ya da kişisel gelişim eğitimini sana vereceğim. Öz beceri bunların olması gerektiğini fark etmek. Evet. Yani mesela şeyi ayırt edecek bir zihne sahip. Bunun hiç ideolojik bir cümleyle söylemiyorum. Sınıfsal atlama çabasını kültüründen çıkartmayı öğrenmek zorundasın. Çok bu kültür olarak seni deforme eden şeylerin zemininde yatıyor. Yani Aynen. Sıçrayarak bir şey elde edemezsin. Yaparak elde edebilirsin. Ama sıçrayarak kazanan var. Ya hani o iyi bir örneklem değil, bir de tutarlı da değil. Yani bir de hesabı yap. Herkes böyle zengin olsa o kadar para yok ki dünyada. Yani ya da zengin olmak bir çözüm değil. Ha, çözüm değil. Yani hani pratikte de işe yarayan bir şey. Bunu bilimsel olarak fark etmeye ihtiyaç var. Yani hani ondan sıyrılmaya. Yoksa işte Türk dizilerinin karakterleri arasında sıkışıp kalıyorsun. Yani hani aynı hikayenin içerisinde yer alıyorsun. Yani herkes kadına şiddeti sevmiyor. Tüm Türk dizisindeki kadınlar o deforme edilmiş namus kavramının içerisinde şiddet gören kadınlar. Yani hani bunu artık aymak lazım da yani bu çirkin bir şey. Farkındalıksız yaşamın neye sebep olduğuna dair o kadar güzel örneklerimiz var ki farkındalığı öğrenmek için bunlar iyi sınıf olmaz. Yani burası bir sınıf onun evet, için. Evet. Gerçekten yani daha önce çok söyledim mesela. Bu bir ikiyüzlülüktür gerçekten. Dışarıdan belli bir bilinç düzeyiyle baktığında. X şarkıcıyı alkışlar. O şarkıcıyı çok sever ama şarkıcı böyle cinsiyetsiz bir yapıdadır. Evdeki çocuğu ben gay oldum deyince evde cinayet çıkar. Şimdi bu çarpık zihin ne yaptığını bilmeyen insanların şiarı. Ve bundan çok var. Yani akademisyen olup kitap okumayan adam aynı şuursuzluk içerisinde. Ben kitap okumayı sevmem diyen akademisyen gördüm ben yani. Böyle bir şuursuz var. Bak Hicret benle tanışırken bilir hikayesini. İlk bak sen normal adama gıcık oluyorsun. Ben biraz toleranslıyım ama akademisyen bunu deyince benim de orada kopuyor. Yıllar evvel X Üniversitesi'nde böyle görüşlerini gayet bildiğim bir adama sohbet muhabbet ortamı oluştuğu için hiç haz etmeyeceğini bildiğim birinden bahsettim. Tarihsel bir figürden. Yazan çizen bir isim o. Dedi ki onun dedi bilmem nesi beş para etmez, ciğeri şöyle olmaz. Ben basit bir soru sordum. Hiç okudunuz mu dedim kitaplarını. Hiç gerek bile görmedim dedi.
Dedim yerim senin akademisyenliğini, canım benim. Herif kapağını açmadığı şeyle ilgili kesin inançlara sahip. Bu şuursuzluk. Yani şuursuzluk dediğim şey bizim dilimizde tam olarak bu. Bugün bu şuursuzluğun sistematik olarak enjekte edildiği bir yapıdayız. Bunu fark etmemiz gerekiyor. Neyi neden yaptığımızı sormaya vaktimiz yok. Devamlı bir sınava yetişmemiz, devamlı bir aşama geçmemiz, devamlı bir promosyon peşinde koşmamız, devamlı bir havucu yakalamaya çalışmamız lazım. Havuç tepemize bağlı, farkında değiliz. Yani biz gittikçe gidiyor ama bütün ömrümüzü onun içinde harcıyoruz. İşte durup havucun muallakta sallandığını gördüğün zaman ayıyorsun. Yani onu biri kafama bağlamış diyorsun. Birisi beni gözetliyor diyorsun. Birisi benimle oynuyor diyorsun. Ha şimdi komplo teorileri bunları sana anlatıyor. Farkındalık mı yaratıyor? Hayır. Seni daha beter, çaresiz daha hale getiriyor. Yani zaten sana bunu yapıyorlar. Sen bittin. Nihilist bir tarafa savuruyor seni. Dolayısıyla burada işte şu seçme halinin özünü bilmekle alakalı olduğunu tekrar tekrar vurgulamak lazım. Bunu müfredata yerleştirmek lazım. Evet, evet. Ya ben insan, yani insan olarak eğitimin hep hayatımıza devam ettiğini varsayıyoruz artık. İnsan olarak gerçekten temel müfredatımızdaki ana konulardan bir tanesi. Öz disiplin bir tanesi. Şu seçmeyi bilmek, seçmeye karar verme. Abi en güzeli ne biliyor musun? Bir anne baba, bir öğretmen, bir sosyal figür, bir meşhur insan, bir ünlü kişi neyse. Böyle olduğu zaman, böyle davranıp bu davranışın farkını da hayatına yansıtabildiği, öğretmek amaçlı değil, hayatına yansıtabildiği zaman etrafındaki o yakın çevresinde hinterlandı diyorlar ya, oradaki insanlar otomatikman öyle oluyor. Şimdi örnekle değişmek çok güzel ama buna karşı oluşan bir direnç var mesela. Görüyorsunuzdur bizim YouTube kanalında şeyde ayda bir, iki ayda bir birileri beni ya da açık beyni ya da işte kimle takılıyorsam onu bilmem kimlerden para almakla işte bilmem ne manipülasyonu yapmakla bilmem neyle suçluyor. Çünkü herif bakıyor burada beni etkileme riski olan bir şey var. Ben buna böyle bir şey yapıştırayım ki bir rahatlayayım. Gerçekten geçen biri demiş, kaçıncı derece masonsun falan bunu soruyor. Dolarları alıyorsun falan. Yani gerçekten içeride bir adam şöyle konuşuyor. Değildir. Bu kadar iyi değildir. Aynen. Değildir yani. Çünkü adam şunu anlamak istemiyor. Yani bir insanın diyor ki işte dün böyleydin şimdi böylesin. Evet bunu da gurur duyarak anlatıyorum. Bunun örneğini oluşturmaya çalışıyorum. Değişiyorsun. Hatta ben yavaş değişiyorum. Keşke daha hızlı değişsem. Ama o değişimi bir şey nedeniyle yani bir dışsal açıklanabilir faktörle yani yok canım bu kendi kendine yapmamıştır bunu diyebilmek için bunu yapıyor işte. Bunun i̇şte bu örnekleri gerçekçi. Geçen masada konuştuğumuz hikaye şu karlılıkla kamu faydasını dengede tutma hikayesi. Yani bu hiç örneği var mı? Yok. Niye ama biz örneğini kullanıyoruz? Toplantıda nasıl ama her şeyi anladım da o kamu STK'larını yapar. Evet yani çünkü bu yadırgıyor insanların alışkın olduğu bir şey değil. Yani klasik bir kapital dünyada karlılık ve çoğalma büyüme ile alakalı bir duygu da düşünüyor. Çoğalmadan feragat kabul edilir bir şey değil. Evet, yani bu arada tabii izleyen arkadaşlar konuya yabancı. Geçenlerde bir toplantı yaparken bu konu gündeme geldi. Yani işte biz açık beyin olarak bir taraftan böyle işte bazı faaliyetler yapıyoruz. Ticari faaliyetlerimiz var vesaire. Bir taraftan da sivil toplum örgütleriyle bir takım işte ortaklar kurmaya çalışıyoruz. Ve kamu faydası üretmeyle. Ama orada bin tane de şey konuştuk. Bir arkadaşımız dedi ki ya her şeyi anladın da bu STK olayı nereden çıktı? Siz bununla ne uğraşıyorsunuz falan. İşte ilgi çeken taraf orası. Garip geliyor çünkü. Standart anlaşılmıyor ya da yani hani modeli kültürü oluşmadığı için. Halbuki yani zihinsel olarak şeyi bilmeye ihtiyaç var. Yani dünya sadece işletmecilerin dünyası ya da kapitalizmin dünyası değil. Başka bin tane daha metot var. O bin tane metodu da dönem dönem anlama ya da sistemin içerisine yerleştirmek gerekiyor. Biraz durup biraz seçim. Bu da bir olasılık. Yani kamu faydası üretebilme ve karlılığı dengede tutmak bir olasılık. Mesela bak o farkındalık seninle benim masama geldi. Yani biz mesela ben hakikaten dünyayı bir şekilde değiştirme niyeti olan bir insan olarak bunun hepsini sanki kendim yapmam gerekiyormuş gibi bir mantaliteyle yıllardır hareket ettim. Ama şimdi bir durup senin mesilenle bir şöyle bir etrafa bakınca müttefikler fark ediyorsun. Yani aslında birileri de aynı şeyleri yapmaya çalışıyor. Niye böyle dağınık güçlerle gücümüzü azaltalım? Gelin arkadaşlar biz size verebileceğimiz desteği verelim. Sizden ilham alalım, öğrenelim, beraber işbirliği yapalım ve bunu daha kuvvetli, odaklı hale getirelim. Ya ben gerçekten o kadar hayrete düşüyorum ki Türkiye'de o kadar spesifik işler yapan,
o kadar canhıraş emek sarf eden insanla karşılaşıyorum ki gerçekten insanın gözlerini dolduruyor ya da duygusal olarak heyecan veriyor. Ya niye o adamlarla beraber aynı alanda olmayalım? Yani o birine yardım edeceksem onlara yardım etmeyi isterim. O zaten bir şeyle alakalı çok ciddi çaba sarf ediyor. Evet. Ve yani birebir insanlara bir şey yapmayı istemek soylu ama primitif bir davranış. Yani yaygın sosyal örgü içerisinde bunu yapan bir şeyleri fark edip onların güçlerini organizasyonel olarak bir araya getirmek aslında daha üst düzey bir fayda üretebiliyor. Bu mesele mesela bizim şu andaki işte ana gündemlerimizden bir tanesini oluşturuyor zaten. Ve bu bize aynı şey işte bu çokluklar dünyasında nereye yetişeceğim abi falan da bir dur. Bak o da var, bu da var, öbürü de var. Bir şöyle gel bir konuş, bir kahve iç. Sakin yani hemen coşma. Bir anla, bir kaynaş. İşte bunlar hep zaman alıyor. Yani bu işte nedir o? Hızlı datingle evlenmeye çalışanlar gibiyiz. Yani baktım çok süper, hadi evlenelim. 3 ay sonra boşanırız. Olmadı. Bu arada hazır fırsatı gelmişken onu da söyleyelim. Yani sosyal sorumluluk anlamında Türkiye'de gerçekten spesifik işler yapan, gözden kaçırdığımız birçok insan vardır. Bildiğiniz, anlamlı bulduğunuz, değerli bulduğunuzu lütfen tavsiye edin. Biz de onlarla beraber ortak işte tanıtımlar yardımcı olalım, proje geliştirmelere yardımcı olalım. Ne fayda sağlayabiliyorsak onlara tanışıp onlara fayda üretebileceğimiz bir birliktelik geliştirelim. O yüzden bu konuyla alakalı sizin önemsediklerinizi tavsiye edin. Biz de tanışalım, biz de fark edelim. Özellikle bize tabii sadece şunlar iyidir diye tavsiye etmeleri yetmiyor. Tavsiye eden arkadaşım o sivil toplum kuruluşuyla bizim aramızda hami olmayı da kabul edecek. Yani onunla ilgili ilişkileri yürütmeye de teşne olması lazım. Teşne çünkü olması lazım. İki tane elimiz var. Yani 8-10 kişiyiz şurada. Yetişebileceğim şeyin de bir sınırı var. Aynı zamanda ekip olarak hani bize destek atmaya da niyetiniz varsa önerilerinizi bekliyoruz. Bunu da söyleyelim ki hani ilan olsun yoksa şimdi gelir. Şu da var, bu da var falan filan. Öyle değil.